Kartop ETÜ öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat şimdi konuğum. Ekonomiyi konuşacağız şimdi. Atılım Bey merhaba, hoş geldiniz. Sedef Hanım merhabalar, hoş bulduk. Şimdi dün benim gün ortası yayınında açıklandı. Bu hakikaten konumda ben de bir an şaşırdık. Beklemiyorduk 13'e düşeceğini. Sonra böyle biraz hareketlendi döviz kuru. Hemen dolar 18'in üzerine çıktı, zaten sınırdaydı. Şu anda bakıyorum ekranın sağında sizle birlikte 18.26 euro, 18.10'da zannediyorum dolar geçti az önce. Daha önceki indirimlere göre biraz daha sakin oldu. Böyle çok büyük bir fark olmadı. Neye bağlıyorsunuz bunu? Eğer kuru söylüyorsanız Kuru. Sadece müdahale şu an kuru geliyorsunuz. soruyorum. Birçok kişi bireysel olarak kuru çok Evet. yakından takip ettiği için oradan başlayalım dedim. Hayır, şimdi o tabii yani müdahale geldi çünkü. Yani faiz indiriminden sonra muhtemelen zaten Merkez Bankası kurda yukarı yönlü bir hamle atak Beklediği olacağını için. tahmin ettiği için müdahale geldi. Zaten son 8 aydır 10 aydır özellikle kamu bankaları üzerinden döviz satışlarıyla kurun hızlı bir şekilde artışının önüne geçilmeye çalışılıyor. O nedenle de dün akşamdan beri işte 18-10 savunması, orası bir nevi aslında 18-10'u savunmaya çalışıyor. Çünkü eğer savunulmazsa ki çok daha hızlı bir şekilde yukarıya gidebilir. Şimdi tabii yani karar sürpriz oldu piyasa açısından, ama şunu da söyleyeyim. Geçen ayki toplantıdan önce de, 2 ay önceki toplantıdan önce de Ankara'da spekülasyonlar yapılıyordu. Bir faiz indirimi gelebilir mi diye. Ondan sonra 2 ay önceki toplantıda gelmedi. Geçen ay da gelmedi. Bu ayki işte dünkü toplantıdan önce biraz daha sakin bir ortam vardı. En azından olmaz falan diye, ama faiz indirimi geldi. Şimdi tabii bunun yansımaları ne olacak? Sürpriz oldu diyelim ve yani ben açıkçası bu indirimin önümüzdeki dönemde daha yüksek enflasyon, TL'de değer kaybı olarak yansıyacağını düşünüyorum. Zaten hemen işte yabancı bankalar, yatırım bankaları, kuvvetle muhtemel bizim yerli bankalar da enflasyon tahminlerini yukarı yönde revize edeceklerdir. Kur içinde hani Merkez Bankası'nın kamu bankaları üzerinden müdahalesi devam eder, ama yavaş yavaş da olsa kurda yukarı yönlü bir hareket olacağını düşünüyorum ben. Dışarıdan bir dış kaynaklı para akışının son dönemde arttığı değerlendirmesi yapılıyor. Biraz da bu nedenle de böyle bir indirime tekrar gidildiği, yani müdahalenin kolaylaşabileceği yorumu yapılıyor. Böyle bir para akışı var mı Türkiye'ye? Buyurun. Önce bunu dinleyin. Pardon, rica ederim. Yani ben zaten rezervlerde gözüküyor. Yani dün rezervler açıklandı ve son 3 haftada Merkez Bankası'nın brüt rezervi 15 milyar dolar civarında artmış. Son 3 haftadan bahsediyorum. 15 milyar dolar artmış. Tabii o swap hariç net rezervlere baktığımız zaman oradaki artış 2,5 milyar dolar civarında. Yani reskont kredileri, yani ihracatçıya verilen krediler, oradan geri dönüşler. Hani Rusya'dan geldiği söylenen bir para var bu nükleer santral için. İşte Araplardan gelecek veya gelmiş olabilecek para var. Bunlar da spekülasyon tabii ki. Ya birazcık galiba dünkü faiz indirimi de Serap Hanım, bunlara güvenilerek yapılan bir faiz indirimi oldu. Yani ekonomi yönetimi, yani net bir veri yok açık konuşmak gerekirse kimden ne geldiğine dair, ama Merkez Bankası'nın rezervinde, dediğim gibi brüt rezervinde 15 milyar dolar civarında bir artış var son 3 haftada. Biraz herhalde ona güvenilerek bu faiz indirimi yapıldı, ama yani tabii faiz indirimini rasyonel bir çerçeveye oturtmak bence biraz zor. Yani siz de şu tarafta mı duruyorsunuz? Dünyada işte Fed'den açıklama geldi. Enflasyon kontrol altına alınana kadar biz faiz artırmaya devam edeceğiz dedi. Dünya bu yönde hareket ederken Türkiye neden faiz indirimine gidiyor eleştirisi var. Siz de bu çerçevede mi bakıyorsunuz? Ben şu çerçevede bakıyorum. Türkiye'de enflasyon %80, Serap Hanım. Üretici fiyatları enflasyonu %140. ÜFE %140 bu ülkede. Yani şimdi oralarda Amerika'da enflasyon yüksek enflasyon, ama 8-8,5. Yani bizde %140 ÜFE enflasyonu var ve biz zaten Eylül 2021'de faiz indirimlerine başladık. İşte Eylül'den Aralık'a kadar o 4 ay boyunca faiz indirimi oldu ve aradan zaman geçti. Neredeyse bir yıl geçti, ama biz şunu hala göremiyoruz. Yani ben de anlam veremiyorum açık konuşmak gerekirse. Ya yani faiz indirimleri yaptık Eylül 2020'den başlayarak, ama kredi faizleri düşmedi. Faizler arttı. Ben Kur de size zaten arttı. onu soracağım. Şimdi dünden beri ben yorumlara da bakıyorum. Zaten %14'e düştüğünde de bunu çok konuştuk. Eleştiriler getirildi. Neden bankaların karı artıyor? Bankalar zaten yine çok yüksek yüzdeyle faiz veriyorlar. Merkez Bankası'nın verdiği faiz piyasaya yansımıyor diye. Şimdi bu %13'te kredi faizlerini düşürmeyecek. Biz yine kredi kullanamayacağız. Yani amaç eğer büyümeyi arttırmak ve piyasayı hareketlendirmekse diye. Bununla ilgili bir düzenleme yapılamaz mı? Yani bankaların da Merkez Bankası faizi yönünde bir indirime gitmesinin yolu yok mu?
yapılacak gibi gözüküyor. Dünkü metinde var zaten. Ama o kredi aktarım mekanizması çalışmadığı için diyor Merkez Bankası, makro ihtiyati tedbirler devreye alınabilir diyor. Kuvvetle muhtemel zaten, yani şu an onun spekülasyonu da yapılıyor Merkez Bankası üzerinden açıkçası. Bir düzenleme gelebilir. Yani bugün kapanış sonrası olabilir, bilemiyorum, yarın gelebilir. Ne olabilir? Mesela şu an politika faizi %13, yani dünkü indirimden sonra Merkez Bankası diyebilir ki mesela bankalar bundan sonra politika faizinin 5 puan üzerinde, 6 puan üzerinde olacak şekilde kredi verebilir. Yani bir üst sınır koyabilir. Ama burada da onu nasıl bir çerçeveye oturtacaklar bilemiyorum. Çünkü bu tarz faizi dikte ettirme konusunda ne BDDK'nın ne de Merkez Bankası'nın yetkisi var. Yani legal bir yetkisi var. Yani siz bir bankaya faizi şu seviyede belirle diyemezsiniz. Onu nasıl bir çerçeveye oturtabilirler bilemiyorum. Ama böyle bir düzenleme gelecek gibi gözüküyor. Dün çünkü metinlerde bunun sinyali vardı. Evet, Doçent Doktor Atıl Murat, çok teşekkürler.